Kamil Bilici ile Beş Çayı devam ediyor. Müzikal Takınız Küpe Efendi'den, ben Deniz Kamil Bilici'den. Mutlu günler efendim, keyifli bir hafta sonunu renklendirmek üzere saatlerimiz 17'yi gösterdiği an itibariyle yepyeni bir Beş Çayı'nda daha huzurlarınızdayız. Bugün yine çok keyifli bir sohbet, doyumsuz bir müzik ziyafeti Küpe Efendi dinleyicilerini bekliyor. Aslında Küpe Efendi dinleyicilerinin hem son albümündeki şarkıları sıklıkla dinlemesinden mütevellit, yakından tanıdığı, hem de ben Küpe Efendi ailesinden birini ağırladığımı düşünüyorum. Çünkü yıllar evvel de olsa Küpe Efendi'de daha evvel de ağırladığımız bir isim. Birbirinden güzel şarkılarıyla bize eşlik edecek bugün. Hem onu daha yakından tanıma şansımız olacak. Mustafa Akay bizlerle. İlk olarak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah bu keyifli sohbet çok güzel girizgahı oldu sizin sayenizde. Sonuna kadar böyle güzel gider. Kesinlikle, ben ona inanıyorum. Dinleyicilerimizi de radyolarının başından ayrılmamaları gerektiğini şimdiden belirteyim. Çünkü program öncesinde ben sizin provalarınızı dinleme şansına da sahip oldum burada. Çok keyifli bir müzik ziyafeti onları bekliyor. Aynı zamanda Udu'yla da canlı canlı bize eşlik edecek bir... Burak kardeşime de, Burak Özdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi beni yalnız bırakmadı. Biz de beraber Udu'yla eşlik edecek. Ona da hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün Küpem Efendi ailesine selamlar söylüyorum. Zaten Burak aslında bizim komşumuz sayılır. Beylikdüzü'ndenmiş. Ama sen de çok yabancısı sayılmazsın. Silivri hikayesi var. Ben de yani şu anda hala yazın Silivri'ye geliyorum. Uzun yıllar Silivri'de müzik de yaptım. Burada yazlıkta Semiskum'da. Sürekli bildiğim bir yer. Küçüklüğümün geçtiği bir yer. Onun için buraya gelince de böyle içim kıpır kıpır oldu. Yalan da değil yani. Şimdi çok keyifli bir albüm. Çok başarılı Sen Aşk Adını Taşıyan bir albüm var elimde. Bundan da bahsedeceğiz programımız içerisinde bol bol, ama bunun en başına dönecek olursak bir meslektaşlık durumu da var. Radyoculuktan başlıyor müzik hayatı sende, öyle değil mi? Yani şimdi radyocu dersek sizin yaptığınız mesleğe ayıp olmasın, ama tabii biz de uzun yıllar bu camianın içerisinde dinledik. Biz gitarımızla elimizden geldiği kadar canlı müzik yapıyorduk. O dönemlerde şimdiki gibi Facebook'ta, Twitter'da bunlar yoktu. Metrelerce fax geliyordu bize sevgili Kamil. Burada istekler geliyordu. Elimizden geldiği kadar onları çalıyorduk, şiirler okuyorduk. Bize bağlanan sevgili dinleyicilerimizle sohbetler ediyorduk, hayatı paylaşıyorduk. Çok keyifli zamanlardı. Yaklaşık 7-8 sene, evet, hatta 6 sene radyoculuk da yaptım. Onun için çok keyifli. Burada zaten her radyoya gittiğimde de, stüdyoya girdiğimde böyle içimde böyle bir heyecan var, böyle tatlı bir güzellik oluyor. Bir de sizin gibi işini güzel yapan kişilerle beraber program yapınca da daha keyifli oluyor. Hakikaten şimdi radyoculuk açısından değerlendirdiğimde gözümde canlandı o yıllar biraz. Hani Facebook ve sosyal medya bu kadar hayatımızda etkin değilken şeydi, o fakslar filan üretkenliğini de etkilediğine inanıyorum ben insan. Şöyle, inanır mısın, çizmek, yazma ne kadar güzelmiş. Şimdi her şey klavyede. O zaman çok güzel şarkı sözleri yazarlardı isteklerin altına. Ki onlardan birkaç tanesini programlarda paylaşırdık. Kendileri çizim yapardı şarkı isteklerinde. Onları karikatür şeklinde çizip gönderen dinleyicilerimiz vardı. Çok keyifli anılardı. Onların hepsini saklamak arzusu içerisindeydik, ama keşke saklasaymışız. Yani şu arşivcilik o kadar güzel bir şey ki. Yani şu dakikadan sonra inşallah bunu yapmak arzusu içerisindeyim. Hani gelen mailleri de, yazılan sözleri de, şu dakikadan itibaren yazılan sözleri de aslında arşivlemek lazım. Bunları tutmak lazım. O dönemler sanki biraz daha samimi miydi acaba? Duygular kaleme döküldüğü zaman daha mı rahattı? Çünkü şimdi biliyorsunuz herkes fake hesaplarla yani, ama düşünsenize karşındakiniz birebir, yani onun size söylediği her sözün kim olduğunu bilerek aslında konuşuyordunuz. Şimdi size işte bilmem ne isim, yanında A1 işte bir şey, ama karşındaki bayan mı erkek mi, yani hiçbir şey bilmeden yazışıyorsunuz. Bu bence yani sanal diyorlar ya alem, yani gerçekten şu anda çok sanal bir alem, ama o zaman her şey çok realdi, çok güzeldi. Öfkenizi de, sevincinizi de, yani bütün duygularınızı çok güzel yaşıyordunuz o dönemde. Bakalım,
İnşallah. Hakikaten benim de gelen fakslar şimdi evde biraz var galiba. Ben onu bir kısmını sakladığım şanslı adlettim kendimi seninle sohbetimizi yaparken. O üretken işte o yıllardan geçen Mustafa Akay'ın hikayesinin son ürünü Sen Aşk. Elimde şu an Can Işığım adlı çok keyifli bir çıkış şarkısı var. Biraz da hüzünlü de bir hikayesi var aslında şarkının. Ondan bahsedeceğiz ama dinleyicilerimiz şarkıyı dinlesinler. Sonrasında biz yine buradayız efendim. Sakın bizden ayrılmayın. Yaratmış seni söyle yaratan, içinde bir ruh, dışında bir ten sıradan. Özünde bir, sözünde bir, olmalısın böyle bir. Emanet verilmiş, sahip olduğun haklar, doğru yanlışı ayır, her sıfırdan başlar. Asla yetin, anlamazsın gelir hislerim. Geldin rolünü oynamaya, bu yalan dünyaya bir anlam katmaya. Gitsen de bir, kalsan da bir, paylaşmak var olanı en güzeli. Yaratmış seni söyle yaratan, içinde bir ruh, dışında bir ten sıradan. Özünde bir, sözünde bir, olmalısın böyle bir. Emanet verilmiş, sahip olduğun haklar, doğru yanlışı ayır, hayat sıfırdan başlar. Şükür edin, azla yetin, anlamazsın gelir istediğin. Geldin rolünü oynamaya, bu yalan dünyaya bir anlam katmaya. Gitsen de bir, kalsan da bir, paylaşmak var olanı en güzeli, bunu bil. Geldin rolünü oynamaya, bu yalan dünyaya bir anlam katmaya. Gitsen de bir, kalsan da bir, paylaşmak var olanı en güzeli, bunu bil. Müzikal Tekniz Küper FM'de ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz 5 çeyinde devam ediyor. Can Işığım adlı keyifli şarkısını dinledik Mustafa Akay'ın ve onunla keyifli sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında bu albüm 3. albüm çalışması. Bundan evvel radyoculuk yıllarından sonra 2 başarılı albüm daha var. O süreci de kısaca bir değerlendirelim mi öncesinde? Tabii ben Bilkent mezunuyum. Ankara'da okudum. Müzik yılı 90 yılında başladı aslında. 25 senedir sahnedeyiz. Ankara'dan İstanbul'a döndükten sonra müzik yaşantısına İstanbul'da başladığımda sevgili Şafak Karaman'la tanıştık o dönemde. Direkt kendimi bir sabahleyin yayında buldum Prime Time'da. 98 yılında Alem Efendi başladıktan sonra 2002 yılında sevgili Suat Sunay'la bir çalışma yaptık. Esirin Oldum diye bir albüm yaptık. Ondan sonra biliyorsunuz müzik hayatı, ticaret hayatı, geçim olayları insanları çok farklı yerlere doğru yönlendiriyor ve müziğe bir ara verdim birkaç sene.
Ondan sonra tekrar sahneye döndükten sonra da 2010 yılında sevgili Cüneyt Akgün'le bir yere gelmiştik. O da çok değerli müzisyen bir kardeşimiz. O zaman da yapım firması vardı. Bir şarkı yazmıştım ben o dönemde, Sor Kendine diye. Biraz genelde bestelerimde hayatı kendi penceremden anlatmaya çalışıyorum Zevik Kamil. O şarkıda da biraz insanın doğru cevabının kendi içinde olduğunu anlatan bir şarkıydı. 2010 yılında o albümü yaptık. Orada bir eser daha nasip oldu yazmak, Ruh İkizim diye. Albüm ismi de zaten Ruh İkizim olarak çıktı. Ondan sonra da yıl şu anda 2015. Gene söylüyorum, 25 senede çok değerli dostlar kazanmışım. Aslında bir albüm yapma düşüncesi yoktu ama bu Canışım şarkısını abime yazdım. Yakın zamanda abimi kaybettim. Ona ithafen yazdığımız bir şarkı. Sevgili annemle de klibini çektik. Ona da bizi dinliyor buradan. Ellerini öpüyorum annemin. Ve bu şarkıyı Murat Yeter'e gönderdim ben. Sevgili Murat Yeter şarkıyı dinlediğinde çok beğendi. İşte Erdinç abi olsun, işte Yıldıray olsun, hepsi bir anda, bütün değerli müzisyen kardeşlerimiz bir araya geldi ve diğer şarkılar düzenlendi, çalındı. Bir bakmışız albüm zaten şu anda, hani albümü alan sevgili dinleyiciler de görecek, albümde kapakta resim yok. Çünkü hazırlıksız yakalanmıştık. Fotoğraf çekimi bile olmadan. Ama sağ olsun Zeynel Obid'in Agül güzel fotoğraflarımı çekti. O da çok eski bir dostumdur. Klibi de zaten o sanat yönetmenliği yaptı. Merkan çekti klibi de. Bir vakti klibimiz oldu. Bir albüm oldu ve siz değerli müzisyen, radyocu kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla bir araya gelip bu güzel sohbetleri yapmaya başladık. Böyle de gidiyor, bakalım nasip, inşallah bütün dinleyicilere ulaştırırız bu güzel şarkıları. İnşallah biz Küpe FM ailesi olarak üzerimize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz. Ulaştırmak istediğim, onun için sabırsızlandığım bir şey daha var. O da canlı canlı Mustafa Akay ve Burak'ın benzersiz odunu dinlesinler istiyorum dinleyicilerimiz. İlk olarak canlı ne yapacağız? Valla bir sahnede çok bir Tanju Okan'a benziyor. Sevgili Michael da geçen bir, ona da sevgilerimizi iletelim, bir yazı yazmış benimle ilgili. Tanju Okan'ın veliahtı diye böyle bir şey. Eksik olması, yani öyle bir şeyim yok ama benzetilmek gurur verici tabii. Böyle bir sohbet olduğu için bari bir Tanju Okan şarkısıyla başlayalım dedik. Eğer uygun görürseniz siz de. Maestro. Tanju Okan'dan Mustafa Akay yorumuyla keyifli bir şarkısını dinliyoruz. Sonrasında yine birlikteyiz. Çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Şarkı ne güzel yeri. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren, seviyorum sevdim diyen. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin, kara sevdam sevgilimdin. Unutamam asla seni, her gün anıyorum yasta seni, ne olursun dön dön bana. Gözlerim bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Burayı beraber söylüyoruz, hazır mıyız? Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin.
Sensiz yalnız, sensiz için ilahımsın, sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Bir daha. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz için ilahımsın, sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Müzikal takınız Küper Efendi, müzik ziyafeti devam ediyor efendim. Tanju Okan'ın unutulmaz eserlerinden biri Mustafa Akay yorumuyla bambaşka bir hayat buldu hakikaten. Sevgi Kamil, senin de ses fena değil yani. Orada Burak da çok tatlı bir vokal yaptı. O da kulağımdan kaçmadı yani. Evet, söylerken. Eski şarkılar hakikaten program öncesinde de sohbet ettik. Hepimizin hafızasında o 80'ler 90'lar çok keyif aldığımız şarkılar. Ama eski duygular da sanki biraz daha iyiymiş. Tanju Okan'ın bu şarkısını senden dinlerken hissettiğim. Bugün buna benzer şarkılar biraz zor çıkıyor öyle mi? Şimdi yani demin sohbetimizin ilk bölümünde de bahsettiğimiz şeyler aslında bunlar. Yani şimdi o kadar teknolojiyle beraber o kadar çok şeyi çok hızlı tüketmeye başladık ki, duygular, paylaşımlar, her şey sanal paylaşımlar böyle. Şimdi düşünseniz, o zaman bir insan aşkını bile söylerken çekincesi varmış. Onu nasıl ifade edecek, nasıl söyleyecek? Düşünsene, şimdi cep telefonu var. İşte sosyal mecradan herhangi bir yerden istediğin mesajı yazıp gönderiyorsun. Refüze olsan da bir şey olabiliyor, ama o zaman refüze olmak için bir kere yanına gitmen lazım. Yanına gitmek için bir vesile olması lazım. Bir şey yazman lazım. Onu aşkını anlatman lazım. Düşünsene ne kadar güzel, ne kadar keyifli şeyler. Ona ulaştığın zaman zaten bir haz, yani ona ulaşabilmek hazını yaşıyorsun. Onunla bir, şimdi zaman herkes şair olur. Herkes yazar, çizer. Çünkü bazen seni hayat o zaman götürüyor. Şimdi bizim çok şükür ki her gün kalktığımda hamd ederek kalkıyorum. Allah bir yetenek vermiş. Bir şeyler yazabiliyoruz ki Burak da çok güzel şiir yazar bu arada. Onu da söyleyeyim. Duygularımızı, düşüncelerini bir şekilde böyle ifade edebiliyoruz. Bunları müziğe dökebiliyoruz. O zamanlar üretmenin zaten güzelliği oradaymış. Onun için bu eserler çıkmış. Şimdi tabii ki de ben yapılan bütün şarkıları da sonuçta emek olduğu için saygı duyuyorum. Hiçbir şey demiyorum ama yani şimdi 2000'li yıllarda yapılan şarkılar dönüp hangisi seneler sonra hatırlanacak? Bunu da sevgili dinleyicilere sormak istiyorum yani. Olayın bir öyle bir olgusu var. Ama bu şarkılar ölmez şarkılar. Çünkü hayatı anlatıyor. Bir de senin de altını çizdiğin gibi o yıllarda hani ulaşmak bir şey. Şimdi ulaşamadığın zaman Facebook'tan bir sonrakine, hemen next bir başkasına yazılabiliyor insanlar. O da artık. Yani düşünsene Kamil'cim, ya eskiden işte karşıdaki kapı komşunun işte ne bileyim kızı olurdu. Mahalle arkadaşları olurdu. Ama inanılmaz bir saygı olurdu. Hiçbir lavallik yoktu. Her şey çok temizdi, çok saftı. O kadar güzel duygular yaşanıyordu ki. Şimdi seneler ilerledikçe teknoloji, demin dediğim zaman her şey bir artık, düşünsene her şey birbirine karışmış durumda. Bütün kelimelerin anlamları yitirmiş durumda. Şimdi çok doğru bir şey yaptığın zaman, aslında insan olarak yapman gereken bir hareket yaptığında ne kadar güzel, ne kadar düzgün bir insan diyorlar sana. Ya ben düzgün insan değilim. Zaten olması gerekeni yapıyorum. Ama değerleri o kadar kaybetmişsiniz ki. Bunları yaptığın zaman bir anda annene babana bile gidiyor. Ya ne kadar güzel evlat yetiştirmişsiniz falan diye. Ya bunlar aslında insani duygular. Herkesin yapması gereken. Mesela bazen sabahleyin çıktığımda günaydınla başlamak istiyorum. Güne bir selam vermekle başlamak istiyorum. Ama birine günaydın dediğin zaman sana suratına ters bakıyor. Ya ben nereden tanıyorum? Ya beni tanımak zorunda değilsin. Ben sana yalnızca günaydın dedim. Başka bir şey değil yani. Yaptığım tek şey, güne başlarken ilk gördüğüm kişiye selam vermek. Aslında bu basit duyguları insanlar bir içlerinde tekrar yeşertebilseler, gerçekten bütün dünyada barış, sevgi ve huzur olur. Ama beceremediğimiz şey, işte ilk güne başlarken söyleyemediğimiz o günaydınla başlıyor aslında.
Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Silivri her geçen gün büyüyen, İstanbul'un kenarında olan, İstanbul'a bağlı olsak da biz biraz daha kasaba havası yaşıyoruz. Benim çocukluğumda Silivri 10 bin 15 bin nüfusundaydı. Şimdi 200 binlere geldi. 8 yaşındaki bir çocukken hatırlıyorum, benim evimden sahile inmem yarım saat sürüyordu. Ona buna selam vererek. Yani 8 yaşındaki bir çocuk kimi tanıyabilir? Ama küçük bir kasaba olduğu için mümkündü. Şimdi 30 yaşına geçmiş bir adam olarak aynı evde oturuyorum. Aynı sahile yürüyüşüm 4-5 dakikada ulaşıyorum. Bu hakikaten. Ben hala onu yaşatmaya çalışıyorum. Kendi mahallemde, mesela kendi mahallemin esnafından alışveriş yapmaya gayret ederim. O esnafla sürekli sohbet etmeyi çok hoşuma gider. Çünkü hayatı tanımak için, hayatı yaşamak için izole yaşadığınız zaman evinizden işinize, işinizden evinize, işte evinizden büyük bir markete gidip bütün ihtiyaçlarınızı aldığınız zaman çok izole yaşıyorsunuz. Aslında hayattan kopuyorsunuz. Hayatın içinde olmak için o sokaktaki kişilere dokunmak, onlarla konuşmak lazım. Ben herkese de tavsiye ederim. Ben de mesela şu anda mahalleye girdiğim zaman eve gitmem bir yarım saatimi alıyor. Çok da hoşuma gidiyor. O günü değerlendirmek, iki şakalaşmak, iki sohbet etmek ne kadar keyifli. Çok güzel. Bence bu devam etmeli ya. Çünkü bizim özümüzde bu var aslında. Bir de o yıllardan özlemle bahsetmek, hani geçen yılların bize katılan yaşların üzüntüsünü yaşamaktansa içimizdeki çocuğu da yaşatmak için de bir şey. Onun çok önemli olmadığını Yaş Dediğin adlı şarkıda da belki anlatacağız şimdi. Mustafa Akay'ın son albümünde Sen Aşk'ta yer alan keyifli şarkılarından biri Yaş Dediğin sizlerle. Sonrasında biz yine buradayız. Cesaret, yaş dediğin sayıdan ibaret. Kimler gitti hayatımdan içim titrerek, anladım gerçek aşk ibadet. Ağlama üzülme halime, duru su akacak gönlüme. Yaşamalıyım geçmişi, bana dersimi versin diye ağlama. Seni sana anlatırken gelmişim kendime. Kim olsa yerimde dönerdi deliye. Aldığım nefes sensiz yarım kaldı. Sarılmışım yastığıma, ne dili var ne kolları. Seni sana anlatırken gelmişim kendime. Kim olsa yerimde dönerdi deliye. Aldığım nefes sensiz yarım kaldı. Sarılmışım yastığıma, ne dili var ne kolları. İçimde tükenmeyen tek şey cesaret. Yaş dediğin sayıdan ibaret. Kimler gitti hayatımdan içim titrerek. Anladım gerçek aşk ibadet. Ağlama üzülme halime, duru su akacak gönlüme. Yaşamalıyım geçmişi, bana dersimi versin diye ağlama. Seni sana anlatırken gelmişim kendime. Kim olsa yerimde dönerdi deliye. Aldığım nefes sensiz yarım kaldı. Sarılmışım yastığıma, ne dili var ne kolları. Seni sana anlatırken gelmişim kendime. Kim olsa yerimde dönerdi deliye.
nefes sensiz yarım kaldı. Sarılmışım yastığıma, ne dili var ne kolları. İçimde tükenmeyen tek şey cesaret, yaş dediğin sayıdan ibaret. Ben suyumu kazandım da içtim, ekmeğimi bördüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm, sesim doldu sessizliğimde, seviştiğim de oldu benim. Ben suyumu kazandım da içtim, ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm, sesim doldu sessizliğimde, birazcık seviştiğim de oldu benim. Haydi bakalım hep beraber. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir işim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur, ne olur. Ben suyumu kazandım da içtim, ekmeğimi böldüm de yedim. Burada bir alkış diyebilir miyim? Alkışı duydum, ihaneti gördüm, sesim doldu sessizliğimde. Alkışların en büyüğü Burak kardeşime. Seviştiğim de oldu benim. Haydi güzel bir finale gidiyoruz beraber. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir işim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur, ne olur. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de. Keyifli, doyumsuz müzik ziyafeti devam ediyor. Yaş dediğin dedik ilk olarak, albümden güzel bir şarkı dinledik. Hemen arkasından da canlı canlı yine Burak'ın benzersiz Udu eşliğinde Mustafa Akay yorumuyla bir klasik Sen de Başını Alıp Gitme buradaydı. Birbirinden güzel şarkılarla bu program devam edecek. Sohbetimiz de devam ediyor. Aslında bundan 4-5 yıl evvel Mustafa Akay Küpe FM'de ağırlanmış ya. Gecelerin Efendisi, evet, Efe ağırlamış. Sevgilerimizi iletelim. Sevgili Efe'ye de buradan sevgilerimizi iletelim. En doğrusunu da Efe yapmış. Hani gece yayınında olsa bu 4-5 saat daha devam ederiz. Süper olur. Zaten yanlış hatırlamıyorsam orada yayını da uzatmıştık. Öyle bir şeyimiz olmuştu. Hangi yayına gidersek gidelim kafadan bir en az yarım saat uzatıyoruz.
En doğru saat yani. Yani 20, bir sonraki programı artık 22'den sonra yapacağız. Ona şimdiden ben karar vermiş durumdayım. Birbirinden güzel şarkılar var. Bu şarkıları biz burada canlı çok teşekkür ederim bir kez daha aslında. Dinleyicilerimize aktarıyoruz ama. Bizi misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek her zaman. Bir de bunu canlı yine sahnelerde, konserlerde dinlemek isteyecekler mutlaka dinleyicilerimiz. Nerelerde izleyebilirler? Var mı yakınlarda böyle program? Son zamanlarda yaşananlardan da çok iptaller oldu ama ilk önce ayın 27'sinde Salı gecesi İstanbul'da ilk gecemizi bir lansman gibi yapmak istiyoruz. Çünkü biz Eylül'de Bodrum'dan yeni döndük. Orada program yapıyorduk. Bir de albüm yeni çıktı. Sürekli radyoları ve televizyonları gezdiğim için 27'sinde Agency'de bir programımız olacak. Ondan sonra da 6 Kasım'da da Caddebostan Hayal Kahvesi'nde bir programımız gözüküyor şu anda ama diğer tarihler için, zamanlar için benim internet sistemden www.mustafaakayofficial.com adresinden, orada sosyal mecra adreslerimiz de mevcut. İstedikleri zaman bana ulaşabilirler. Bu arada ben kendim aktif olarak kullanıyorum. Onun için bana sormak istedikleri, danışmak istedikleri olursa elimden geldiği kadar da cevap yazmaktan onur duyarım. Seviyorum çünkü dediğim gibi hayatı paylaşmasını seviyorum. Onun için elimden geldiği kadar bütün mesajlara kendim cevap yazmaya çalışıyorum. Çok güzel. O zaman paylaşmayı madem seviyoruz güzel bir canlı müzik daha paylaşalım şimdi. Abi, sırada ne var? Baş sıra bir şarkı istedi ama demin. Buyurun madem istedin söyleyelim yani. Niye söylemeyelim ki? Kapattım bütün defterlerimi. Pişman değilim ama çöktüm kederden. Düşman değilim ama göçtüm erkenden. Bir daha mı yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Bir daha yolları ayrı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür. Tuhaf buluyorlar bu kaçak halimi. Seninle doldurdum yasak ihlalimi. Senle kapattım bütün defterlerimi. Pişman değilim ama çöktüm erkenden. Düşman değilim ama göçtüm kederden. Bir daha yolları ayrı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm?
daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor, kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya yüzüyle. Haydi güzel bir final istiyorum hep beraber, hazır mıyız? Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor, kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor, kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür. Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de keyifli müzik ziyafeti devam ediyor. Beş Çayı devam ediyor. Aslında bugünkü programı biraz da uzatacağız gibi duruyor. Çünkü birbirinden güzel şarkılar burada canlı canlı dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Aslında dinleyicilerimizle paylaşmak işimi önemsemiyormuşum gibi gelmesin. Ben kendim de keyifle dinlediğim için dinleyiciler de öyle büyük olasılıkla. O yüzden aşmamız çok da sorun olmayacak. Bir Ebru Gündeş şarkısı dinledik en son ama Sezen Aksu imzası taşıyan bir çalışma. Sözleri Sezen Aksu'ya ait. Ebru Gündeş çok güzel yorumlamıştı. Umarım bizi dinleyenler de bizim yorumumuzu beğenmişlerdir. Ne diyelim? Kesinlikle çok güzeldi. Sezen Aksu deyince şimdi albüme bakıyorum. Albümde Sen Aşk'ta bütün şarkılar senin imzanı taşıyor. Mustafa Akay'ın imzası taşıyor. Türkiye'de kendi şarkılarını yazıp besteleyip seslendirebilen isim bulmak oldukça güç. Bunlardan bir tanesi Sezen Aksu. Ve senin de yolun bir noktada kesişmiş Sezen'le galiba, öyle mi? İstanbul'a döndüğümde askerliği bitirdikten sonra Ortaköy'de Ertekin'in kafesinde salı geceleri çok keyifli bir şey oluyordu orada. Böyle gece oluyordu. Herkes orada toplanıyordu. İşte bütün sanatçılar, bütün gazeteciler. Ben de salı akşamları orada, ses düzeni yok ama orada, yani mikrofon yok, akustik çalıyorduk. Böyle şarkıları söylerken baktım, böyle çadır zaten orada, kapı yok biliyorsun, muşamba vardı. Muşambaya baktım, Sezen Aksu şarkı söyledik, içeri girdi, yanıma oturdu. Ondan sonra inanılmaz güzel şarkılar söyledik. Bir anda tenteler açıldı. Ortaköy'ü bilenler, orada kumpircilerin olduğu bölgede böyle bütün halk toplandı, böyle bir açık hava konseri oldu. Böyle çok güzeldi, çok keyifliydi. Onun şarkılarını onunla beraber seslendirdik. Sonra bir dönem onunla çalıştım ama dediğim gibi işte müziğe ara verdiğim bir döneme denk geldi. Sonra ayrılmak zorunda kaldık ama onunla tabii ki o dakikaları yaşamak, sonra onunla beraber stüdyoda çalışmak, bazı şeyler yapmak benim için çok onur verici ve keyifliydi. Ama dediğim gibi gerçekten Türkiye için önemli bir isim. Gerek yazdığı sözler, gerekse yaptığı müzikler, ama şunu altını iki kere çizmek istiyorum. Biz dinleyenlere bunu söylemek lazım. Bizler evet şarkı yazıyoruz. Sezen Aksu da yazıyor. Evet müzik yapıyor ama bu müziği hayata geçiren enstrümanistler olmazsa, bu enstrümanları çalanlar, onu aranjörler olmazsa bizler bir hiçiz. Bunu herkes bilsin. Dolayısıyla ekip ruhunu hiç kimsenin bence unutmaması lazım. Burada da yayında emeği geçenler var. Sen yayını sunuyorsun. Bunun bir teknik, yayında sevgili dinleyenlerin kulağına ulaşana kadar süreçte geçen bir zamanda da çalışanlar var. Hani biz burada yayın yapıyoruz ama onların emeğini de unutulmak lazım. Biz de evet müzik yapıyoruz, belki yazıyoruz. Bu Allah'ın bize verdiği bir lütuf. Evet, Allah bize bir lütuf vermiş. Sevgili, demin söylediğim zaman sevgili Burak da çok güzel şiir okuyor. Belki lütfedip bir şiir okar bize, bilmiyorum ama. Belki beni kırmaz. Bu Allah'ın bize verdiği bir lütuf. Zaten biliyorsunuz sevgili Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği bir cümledir, yani herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz diyor. Yani bu çok başka bir olay. Ama bu lütufu yaparken de gene söylüyorum, ekip olmadan ne Sezen Aksu Sezen Aksu olabilirdi, ne biz bir yerlere gelebiliyorsak, bir yoldaysak bir yola gidebiliriz, girebiliriz. Onun için buradan herkese, bütün enstrümanist ve sanatı ve müziği, radyoyu, işte bunun içerisindeki beni, hayatımı paylaşan herkese buradan sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz. O zaman o Mustafa Akay imzası taşıyan şarkılardan birini de paylaşalım şimdi. Sen aşkta yer alan keyifli şarkılardan biri. Hayatımın bağrındayım. Sonrasında biz yine burada olacağız. Canlı canlı paylaşılacak şarkılarımız olacak. Burak da belki bize bir şiir lütfederse onu da keyifle dinleyeceğiz. Ama öncesinde Hayatımın Bağrındayım. Baharındayım, bak kaç yaşında ayaktayım. Kim ne derse desin, boşver, dümenin başındayım. Hayatımın baharındayım, bak kaç yaşında ayaktayım. Kim ne derse desin, boşver, dümenin başındayım. Herkesin bir derdi var, seninkine dostum. Anlat durma, takma kafaya, için huzur dolsun. Dostlar geldik bir araya, keyfimiz gırla. Dokunmayın sakın bize, mutluyuz burada. Hayatımın baharındayım, bak kaç yaşında ayaktayım. Kim ne derse desin, boşver, dümenin başındayım. Hayatımın baharındayım, bak kaç yaşında ayaktayım. Kim ne derse desin, boşver, dümenin başındayım. İnsan güzel kadın sevmeli yaşarken. Deniz gibi akmalı sesi mesela. Kızıl bir kuzgun sıcağında boğazda. İnce bir tül gibi varla yok arası olmalı teni ya da. Külfeti keyfinden çok da olsa sadece iki sözcüğünün. Anlamı olmalı kızgınlığının. Anlamı olmalı gözyaşının. Hiçe kurban etmemeli neşesini bir şehir masalında. İnsan güzel kadın sevmeli yaşarken. Bakacağı gözlerde ölmeyi öğrenmeli en basiti. Neşe saçmalı vurdum duymazdı her dokunuşunda Tanrı'ya. Şişeler dolusu hüzün tüketmeli kaybetmek korkusuyla tahta masalarda. Sen demeli mesela ona bakarak, sen bir orman olmalısın benim içimde yaşayan. Kanatları güneş sarısı bir kelebek ya da tüm ömrü aşka adanmış. Sen ben olmalısın bu hayatı anlamlı kılan. İnsan güzel kadın sevmeli yaşarken. Avuç avuç bulutlar kaplasa da gerdanını ve toprağa balık koksa da şiirlerimin, hep onsuz bir ölümü yazsa bile bu kitaplar, bu şehir, bu tarih, bu edebiyat ve tüm bir kainat nefes alsa da penceredeki papatyayla. İnsan güzel kadın sevmeli kardeşim yaşarken, güzel kadınla ölmeli mesela bir Temmuz sıcağında, güzel kadınla içmeli ehli keyif dolu sırakıları, güzel kadınla sevişmeli buruşuk bir dedeyken bile.
İnsan güzel kadın sevmeli yaşarken ve güzel kadın sevmeli yaşarken. Vallahi Burak, çok güzel bir şiirdi bu ya. Bu şiirden sonra da aklıma ne geldi biliyor musun? Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda, bir tek sen mühimsin aşk. Sen hayatımda tahammülüm yok, gözlerinde bir damla yaşa kıyamam. Ne sevdam biter bu yolda, ne aşkım sana, bir tek sen nevirsin aşk. Emir hayatımda tahammülüm yok, gözlerinde bir damla yaşa kıyamam. Sen başıma gelen en az en çok atarım. Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım. Sen geceler boyu buram buram yandım. Ah sen, kokun hasret uykularla dalaştım. Kamil, güzel bir finale gidiyoruz. Hazır mısın? Sen başıma gelen en az en çok hatalarım. Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım. Sen geceler boyu buram buram yandım. Ah sen, kokun hasret uykularla dalaştı. Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de Beş Çayı çok keyifle devam ediyor ama ne yazık ki yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. 99'da başladım ben radyocuyla. İlk 5 yılda sadece şiir programı yaptım. Burak şimdi az önce şiir okurken çok keyifle dinlediğim gibi bir de dedim ki ya ulan kimin şiiri bu, ben bunca yıl şiir okuyan adamım da bilmiyorum. Şiir de kendisininmiş. İlk olarak sana çok teşekkür ediyorum. Hem bu benzersiz enstrümanınla bize eşlik ettiğin için hem de o keyifli şiir için. Dinleyicilerimize senin de son mesajlarını alalım. Bütün dinleyicilerimize çok büyük selamlarım var. Çok seviyorum onları. Ondan sonra Mustafa abiyle beraber çalışmak çok büyük keyif. Yani onunla biz her radyo programında ve sahnede inanılmaz keyif alarak çalışıyoruz. İş gibi görmüyoruz herhalde onunla alakalı sanırım. Bugün Konfüçyüs'ün dediği gibi. Sevdiğin işi yap, çalışmak zorunda kalmasın. Evet. Biz de şu anda onu yapıyoruz. Bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten teşekkürler. Şiirler için de teşekkür bu arada. Yani nacizane bir şeyler yazmaya, okumaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Ve bugünkü doyumsuz müzik ziyafetinin son olmadığını kesinlikle biliyorum. İnşallah daha nice canlı yayınlarda burada bir arada olacağız. Ben ve Küpe FM kurumum adına bundan sonra da Mustafa Akay'ın çalışmalarını ilgiyle takip edip dinleyicilerimize aktaracağız. Bize vakit ayırdığınız için son kez bir kez
kez daha teşekkür edip dinleyicilerimize son mesajlarını alalım. Valla sevgili Burak o kadar güzel söyledi ki misafirperveriniz için ben de teşekkür ediyorum. Sevginin olduğu, güzelliğin olduğu her yerde olmaya varız. Çünkü hayat demin de söylediğimiz gibi, şarkıda da yazmaya çalıştığım gibi paylaşınca çok güzel. Paylaşılmayan hiçbir şey yerini bulmuyor. Onun için ben de bizi dinleyen herkese ömürlerinin sonuna kadar sevgiyi ve aşkı paylaşmalarını diliyorum. Güzel olan her şeyi hayırlısıyla yaşamalarını diliyorum. Hele ki son zamanlarda hepimizin bu sevgi, kardeşlik ve barışa ihtiyacı olduğu dönemlerde biraz daha hoşgörü diyorum, biraz daha anlayış diyorum. Sohbetimizin başında konuştuğumuz gibi sabah kalkıp tanımadığınız bir kişiye bile günaydın denilebileceği ve bunun da karşınıza bakıp anlamsız olarak olmayacağı günler diliyorum inşallah. Bunlara katılmamak mümkün değil. Sevginin, aşkın hayatımızda her daim olması dileklerimizi ileterek bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldiğimizin altını bir kez daha çiziyorum ama müzik ziyafetinin en azından birkaç dakikası daha var bu radyoda ve sevgiyi, aşkı benim için de yaşatan şarkılardan bir tanesi. Benim özel isteğim Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkılarından biri. Mustafa Akay ve Burak'ın keyifli oduyla radyolarınızda olurken ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki 5 yayında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Senden önce bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü dayamam. Kamil beraber söyleyeceğiz. Sana ömrümü verdim nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. La 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 la. Senden önce bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Helal. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel.